Arkadaşlar merhabalar. Dik üçgenle alakalı yeni nesil sorular çözeceğim size. Sorular çok zor olmayacak. Zaten yeni nesil soruların çok zor olma ihtimali düşük oluyor arkadaşlar. Ee, sebebi de yeni nesil sorularda şekil ağırlıklı olduğu için ve onların içine derinlemesine üçgen, derinlemesine dörtgen yerleştirmek çok kolay olmayacağı için genel itibariyle daha normal oluyor. Ama bu demek değil ki sorular hep kolay olacak yeni nesil olunca. Ben mümkün olduğunca işinize yarayacak kolay orta zor demeden soruları seçtim. İnşallah faydalı olur. Yeni nesilden önce lütfen eski nesilleri düzgünce çözmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Onu da tekrardan hatırlatmış olayım. Ahmet Bey bir binanın A katındaki bir dairede oturmaktadır. Bir nakliyat firmasıyla anlaşarak evini aynı binadaki aynı cepheye bakan B katındaki bir daireye taşımak istiyor. Nakliyat firması araç binaya 7 metre uzaklıkta iken göstermiş. Aracın merdivenini 25 metre açarak buraya yazalım 25 metre açarak A katından eşyaları almış. Daha sonra merdiven uzunluğu 25 metre kalacak şekilde 8 metre hareket ettirerek B katına eşyaları bırakmıştır. Şimdi arkadaşlar 7 metreydi. Anlamamız gereken tek şey şu. Aracı tabii ki doğal olarak böyle sağa doğru hareket ettirecek. Ve işte gördüğünüz gibi 7-8 daha burası 15 olacak. Demek ki 15-20-25 üçgeninden dolayı burası 20 birim. 20 birim olduğuna göre burası da zaten 7-24-25 olduğuna göre demek ki A zemin arası 24 metre. B zemin arası 20 metre. Aralarındaki mesafe gördüğünüz gibi 4 metre oldu. Kolay bir soru gayet. Bakalım şimdi diğerine. Sarp şekil 1'deki araç açı ölçüleri 15 derece ve 90 derece olan bir yüzü pembe diğer yüzü yeşil olan ABC dik üçgeni biçimindeki 5 adet kartonu B köşesi ve kenarları çakışık olacak biçimde birleştirmektedir. Sonra arkadaşlar buna göre CC üssü uzunluğu kaç birimdir demiş. Ekstra özel bir durum yok sadece 15 75 90 üçgenin özelliği nedir? H 4H yani taban arkadaşlar yüksekliğin 4 katıdır. Şimdi BC uzunluğu tamam. Burada da BC uzunluğu 16 santim. Bunların bakın hep hipotenüsleri birleşecek şekilde yapılmış. Hep hipotenüs diğerinin dik kenarına birleşmiş. Demek ki o zaman buradaki BC üssünün de 16 olduğunu görmek lazım. Çünkü 90 derece bakın burası. Böylece 15, 15, 15, 15. Ne oldu? 60 derece. 16, 16, 60 derece ise eşkenar üçgen çıktı ortaya. Böylece CC üssü de 16 olmuş oldu. Yine sıkıntıya sokmayan bir soru oldu. Sınavda sorulan bir sorunun benzeri 35 santim 8 ve 6 santim verilmiş. Bir de duvarın uzunluğu 15 santim arkadaşlar daha doğrusu 15 metre diyelim. K noktasındaki direk yıkılıp ne olmuş bakın PK ve şuraya da ben bir T diyeyim. PT olacak şekilde iki parçaya ayrılmış. L noktasının duvar olan uzaklığını soruyor. Şimdi arkadaşlar 35 birimdi bu. Şurası 6, 8, 10 metre. Sonra bakın bu duvara doğru kırılıyor bu parça kırmızıyla göstereyim. 35'ten 10 çıkınca buraya da 25 kalıyor. İşte burası 25 oluyor. Burası da 10 santim. Böylece birleştirince arkadaşlar şurası 6'ydı, burası 8, burası zaten yine 8. Bak buraya ne kaldı? 7. 7 24, 25 üçgeninden x de 24 oldu. İki kenar uzunluğu şekilde gösterildiği gibi 20 santim ve 16 santim olan dik üçgen biçimindeki bir kağıt dik olmayan köşeleri üst üste getirilerek katlanıp açılıyor. Buna göre oluşan kat çizgisinin uzunluğu nedir? Bir şekli katladığınızda ne değişmez? Uzunluk. İkinci olarak ne değişmez? Açı. Haliyle arkadaşlar ben size şimdi katlanmamış şekil üzerinde çalışayım. Genelde ben öyle yapmaya çalışıyorum. Bakın şimdi katlanmamış şekil üzerinde siz bunu katlayınca böyle bir ucu bakın K noktası diyelim. Buraya da K üssü noktası. Bir ucu diğer uca geliyorsa ne değişmiyordu? Açı. E, alfa alfa aslında burası neymiş? 90 derece. Yani soru bizden aslında arkadaşlar şuranın 90 derece olduğunu görmemizi istiyor. Haliyle ikiz kenar üçgen oldu. Alfa dersem burası da alfa. Benim için çok önemli bir şey olacak. Birazdan o 16, 20, Dik üçgende 12, 16, 20 üçgeni var. Şimdi burada bizden ne istemiş? Kat çizgisinin uzunluğu. Yani burayı istemiş. Benim gösterdiğim bu şekilde de harf vereyim. H diyeyim. L diyeyim. H, L uzunluğunu istemiş. Nasıl bulacağım orayı biliyor musunuz? Şimdi burası 20 santim olduğu için K, L ve L, K üssü 10, 10 ya. Ben arkadaşlar tabii 16 derken H, K'yı zannetmeyin o normal. Dik kenarımızın tamamı 16. Bana neresi lazım? H, L. Onu da ben arkadaşlar gideceğim tan alfadan bulacağım. Sonuçta trigonometrinin temel bilgileri derinlemesine trigonometri değil. Burada arkadaşlar ee, normal temel trigonometri lazım. O da malum dik üçgenin içinde var. Nedir? Karşı bölü komşu. Tan alfa arkadaşlar büyük üçgende ne? 12 bölü 16. Küçük üçgende ne? X bölü 10. Böylece 3 bölü 4 oldu. e Demek ki X 7.5'muş. Pisagor'u yapmaya gerek kalmadan halici, haliyle kolayca halletti. Burada da bir dik üçgen verilmiş. İçine eş dikdörtgenler yerleştirilmiş arkadaşlar. BD'yi A vermiş, EF'yi B vermiş. B bölü A oranı nedir diye soruyor. Dik üçgenin içine yerleştirmiş. Burada dikdörtgenleri sadece şunu görmemizi istiyor. Nasıl olsa oran sormuş ya. ben kendim ee, neyse 1 diyeyim, buraya da 1 diyeyim. Bir an diyecektim köklü sayılarla uğraşmıyorum ama ne yapalım böyle normal yazalım. Haliyle uzun kenar arkadaşlar ne oldu? 2. Şimdi buna göre bunun bir kenarı 4 cm, şuraya t demek istiyorum. Et uzunluğu 4 cm arkadaşlar. Ft uzunluğu böylece ne olur? 2, 2, 2, 2. Dikkat ettiniz mi? Et'nin uzunluğu 4, Ft'nin uzunluğu 8 geldi. Hipotenüs bir dik kenarın iki katıysa bu kesinlikle 30-60-90 üçgenidir. Kaçırmamalıyız bunları. Burası da 90 derece, burası da 90 derece. Yöndeş açıdan böylece 30 oldu. Buraya 1 dersem CF 2 olur. Ve arkadaşlar 4 kök 3 olur. Şurası zaten 2 artı 1'den AE 3 santim. Toplamda 5 artı 4 kök 3. 5 artı 4 kök 3 kaç derecenin karşısı 60. O zaman 5 kök 3 artı 4 olacak. Neden? Şuraya da yazayım. 5 artı 4 köküçtü ya AC uzunluğu. 30'un karşısı bunun köküçü de biridir. Bu yüzden 5 bölü köküç artı 4. Şimdi burada e, şuranın uzunluğunun zaten 2, 1, 1 olduğunu bildiğim için AD4 olduğuna göre A'ya ne kaldı? 5 bölü köküç. Demek ki B'nin uzunluğu 4 köküç. Burada arkadaşlar 5 bölü köküç oldu. Ters çevirirsek 12 bölü 5... Olmuş oldu bu sorunun da cevabı. Bir an gelmeyecek mi falan diye düşündüm ama normal standart geliyormuş. Zaten hani gelmesi farklı bir şey olsa derdim su. Demek ki. Yine bir katlama sorusu. Ee, yavaş yavaş bu katlamalara size alıştırmaya çalışacağım arkadaşlar. Ee, böyle basit basit çözmeye çalışıyorum mümkün olduğunca. Zaten zorlarda da aynı yorumu yapasınız diye. AB eşittir AC dört kökçü yani 30-30-123 üçgeni. Hemen şuraya bir iliştirelim 30 dereceyi. Ne demiş? AD üzerinden katlanıyor. Ha, bakın şimdi. Burası AD üzerinden katlanıyormuş arkadaşlar. Bizden ne istiyor? AKDC'ye dik olduğuna göre göstermiş. Evet, alan DEK nedir diye soruyor. Arkadaşlar mevzumuz nedir? Ee, yine bakın şu katlanmamış halden görelim. İsterseniz siz şunu da yapabilirsiniz. Katlanmışı katlanmamış hale getirerek yani böyle bu ADK'yı geri döndürerek de yapabilirsiniz. Maksat olayı sıfırdan bir anlamak arkadaşlar. Katlayınca değişmeyen şey açı. Bak burası alfa ise burası da alfadır. Yine şurası B açısı ise K açısı da B'dir. Bu soruda işimize yaramayacak şu arkadaşlar. Şu açıya eşittir ama Orayı siliyorum. Bu soruda o kadar abartıp onu da kullanmayacağım çünkü. Şimdi bunları gösterdik. Yine lazım olmaz ama belki lazım olur ne olur ne olmaz. BD BK'yı eşittir. Ee, bir de AB arkadaşlar AK'yı eşittir. Uzaklık değişmez, e, uzunluk değişmez, açı değişmez yeterli bunlar. Bundan sonra artık aslında zaten bu B dediğimiz açı neydi? 30 derece. Haliyle alfa da 30 oldu. 60'ı 2'ye böldüğümüz için bu da 30 oldu. 4 olduğuna göre 90'ın karşısı 4 30'un karşısı nedir? 2 3 AD böylece ne olur? E, lazım olursa 6 olur arkadaşlar. DE ne olur? Köküç olur değil mi? Şimdi pardon 60 derece burası affedersiniz. 60 derecenin karşısı 2 köküç olduğu için 30'un karşısı da 2 olacaktır DE. Şimdi bundan sonra tamamı neydi BA'nın 4 3 O zaman AK'da 4 kö3 yani EK'da 2 köküç oldu. 2 kök 3 çarpı 2 bölü 2'den 2 kök 3 gelmiş oldu. Katlamada sadece açıyı değiştirmemek, uzunluğu değiştirmemek. Böyle size anlattığım için bu soru uzun sürüyor. Yoksa gayet kısa bir soru. Şimdi burada arkadaşlar ee, bakalım bir. Yine bir katlama sorusu verilmiş. Katlamada aynı şey bir daha söyleyeyim. Kp üzerinden katlanmış. Bir kenar 4 santim diğer kenarı 3 santim verilmiş. KLKM'ye dik diyor yani 90 derece. O zaman şunu söylüyor sana. Bakın şimdi KP üzerinden katlayınca böyle bir KM üssü oluyor. Uzunluk değişmez. Açı değişmez. Alfa alfa demeyelim. Direkt buraya 90 90 diyelim P açısına. Neden? 2 alfa eşittir 180'den 90 90 olacak. Haliyle arkadaşlar böylece Burada aslında dikten dikinde öklit oldu. Şöyle bir PM'ye x demek istiyorum. x çarpı 5 kendisine yakın olan parça çarpı tabanın tamamı neye eşitti? 9'a. x buradan 9 bölü 5 oldu. 2x arkadaşlar 18 bölü 5 çünkü m üssü p de x olur. Bizden lm üssü istenmiş. lm'nin tamamı 5 olduğu için 18 bölü 5'i çıkarıyorum. 7 bölü 5'ten 1.4 olmuş oldu bunun da cevabı. Çok sıkıntılı değil arkadaşlar ee, ama böyle hani yeni nesillerden çözünce aa bak ne kadar kolaymış ya o zaman gerek yok diğerlerine falan sakın demeyin çünkü ÖSYM normal biliyorsunuz standart klasik sorularda soruyor özellikle katı cisim sorarken ne kadar yeni nesil sorabilir üçgenle birleştirdiğinde haliyle o kadar yani onların içine yine giriyor ya da siz çember çözerken e, ciddi bir üçgen bilgisi yardımıyla çözüyorsunuz bazen o yüzden de Hani Sadece yeni nesillere aldanmamak lazım. O yüzden lütfen geometride uzmanlaşın. Sonra çok güzel bir şekilde millete fark atacağınızı göreceksiniz zaten. BCDE 9 santim. Burada e, bakalım şimdi. Burası 9 santim. DE de 9 santim. GF neresi? Bu sorudaki en zor nokta bunları yazmak aslında. Sonra arkadaşlar AH 9 santim verilmiş. GH kök 39 verilmiş. AB 7 santim verilmiş. Başka da bir şey verilmemiş arkadaşlar. Şimdi buradan biz yararlanarak EF'yi bulacağız. Merdiven soru modeli vardı hatırladınız mı? Bakın burada iki nokta arasındaki uzaklığı böyle bulabiliyorduk. Haliyle arkadaşlar bundan sonra ne oluyor? Şu AD'yi birleştirince mevzu geliyor. Yapıyorum. Merdiven soru mantıklarında böyle bir dik üçgen birleştirilir. Dolayısıyla 9 olur. Şu DC'yi vermiş mi? Vermiş. 5 olduğu için burası da 5 olur. 5, 12, 13 üçgeninden dolayı AD 10 şey pardon 9, 12, 15 üçgeninden dolayı AD 15 oldu. AE de 12 santim oldu. Şimdi aynı yorumu şurada da yapalım. Burada e, şöyle tamamlıyorum. Yine böyle tamamlıyorum. Burası arkadaşlar kök 39. Burası da 10. Yine bakın şöyle bir dik üçgen oldu. Bir dik üçgende bir kenar 19 karesini alacağız mecburen yapacak bir şey yok. Diğeri de arkadaşlar kök 39'un karesi 39. 19'un karesi kenarda hesaplayacağım. Şöyle e, 171 burası 19 361 yaptı. 361'e de 39 eklersek 400 oldu. Güzel bir sayı geldi. Buradan AF 20'nin karesi 12'nin karesi 16'nın karesi malum. Ee, burada arkadaşlar 12 16 23 üçgeni vardı. Bu yüzden EF'yi de bulduk. Sadece biraz böyle işlem gıcıklık sorusu ve şu merdiven kuralına hatırlatmak istedim. Sonra bir de çıkmış soru versiyonu. Bu güzel bir soru bu. Yeni nesil, e, çok sayılmaz açıkçası yani. Ama yine de burada arkadaşlar bir size göstermek istiyorum. Ben kendi konu anlatımımda hedef 10.000'de yine böyle bir soru çözdüm ama olsun burada da göstereyim. Şimdi 5 var, 4 var. Eşkenar üçgen verilmiş yani bakacağız bizden ama DC uzunluğunu istiyor bir durdurun videoyu bir uğraşın bakalım muhtemelen yaparsınız ama yapamazsanız da ben zaten göstereceğim şimdi arkadaşlar burada ee, nasıl yapabilirim ben eşkenar üçgende 30 60 90'ı kullanmayacağım kenarların eşit olmasını kullanacağım çok fazla dik üçgen var mecburen Pisagor yapayım buraya bak x diyorum buraya da y diyorum tamam mı? Ve sadece pisagor yapıyorum. Bakın şimdi şuraya da k dersek şu kenara buraya da k dersem k kare eşittir x kare artı 81 a e b üçgeni. Sonra burası yine k arkadaşlar k kare eşittir y kare artı bakın ne kadar harf oldu burası da a kare. Şimdi çıkartıyorum arkadaşlar k kareler gitti. Gördünüz mü? E, 0 eşittir. X kare eksi y kare artı 81 eksi a kare oldu. Fark ettiniz mi şurada? X kare eksi y kare neye eşit? Eksi 16. Çünkü y kare eşittir. X kare 16 olduğu için o zaman buraya da eksi 16 yazabilirim. A kareyi at sol tarafa. 81 eksi 16'dan 65 oldu. A'yı böylece kök 65 buldum. Hemen işaretledim. Böyle konularda parça parça göstereceğim size kocaman böyle bir çizim sorularını yapabilmemiz için bütün konuları bitirmemiz lazım. Çünkü çemberde dahil çizim soruları var. O yüzden böyle bölük pörçük olmasın. Şimdilik böyle konularda 2-3-2-3 çözeyim. Sonra inşallah çizim sorularını zaten siz ilgili videodan iki tane videodan izlersiniz. Murat öğretmen aşağıdaki adımları izleyerek öğrencilerine bir geometrik şekil çizdirecektir. BAC 90 derece olacak şekilde ABC üçgeni çiziniz. AC üzerinde bir D noktası alınız. ABD 50 derece, DBC 20 olsun. BC kenarının dışında bir E noktası seçip CBE 20 derece olacak şekilde BEC üçgenini çizdiniz. AB 6 santim, EC 12 santim olduğuna göre alfa nedir demiş. Şimdi bak bunu ben öğrenci mantığıyla şu an ne yapacağım biliyor musunuz? Hani bu soruyu görmüşçesine değil de hiç görmemişçesine bir çözmeye çalışacağım. Şekil biraz yamuk yumuk olacak sonra düzelteceğiz merak etmeyin. Zaten... Kağıtta, ÖSYM'nin kağıdında yeterli derecede yerde oluyor arkadaşlar. Sonra normal çizimde böyle bir aksaklık olursa düzeltiyoruz. Bir dik üçgen aldım. Normal, klasik her zamanki gibi dik üçgeni çizdim. B, A, C. Sonra A, üzerinde bir D noktası aldım. ABD açısı daha genişmiş ya. Şöyle yapayım. Burası 50 derece. Burası arkadaşlar 20 derece. BC kenarının dışında bir E noktası alıyorum. CBE de 20 olacak. C, B o zaman şöyle bir E olsun. Burayı da böyle yapayım. Bak 20 derece oldu gördünüz mü? C üçgeni çizecekmişiz. Onu da böyle birleştirdim. Şimdi hemen neyi fark ettim? 90, 50, 20, 20 daha 90 yaptı. O zaman arkadaşlar aslında şu AC bakın BE'ye paralelmiş gördünüz mü? paralel olduğuna göre şöyle bir Z'yi göstereyim size. Bakın Z'den dolayı orası arkadaşlar 20 derece olacak. 20 dereceyi de hemen yapayım size. Burası 20 derece oldu. Şimdi ne vermişti bize? AB'yi 6 vermişti. Arkadaşlar EC'yi de 12 vermişti. Bunu o zaman daha düzgün çizelim artık. Olayı biraz gördük. Bir dik yamuk var aslında değil mi? Şöyle yani. Bak burası 6 santim. Burası 12 santim. Taslak şekli çizdim. Ne olduğunu anladım. Şimdi gördüğünüz gibi böyle yapıyorum. E, şurası da zaten BCE. Bizden nereyi istiyor? BCE açısını güzel. Şurasının da ne olduğunu biliyoruz. BCA'nın 20 derece olduğunu biliyorum. Sadece 30-60-90 sorusu. Çiz bunu tabii sadece derken soruyu küçümsemiyorum. Bir T noktası olsun. Burası 6. Hipotenüsün bir dik kenarın ilk katı olduğu tek üçgen 30-60-90'dır. Buradaki ufak açıya mecburen 10 derece kalmış oluyor. Yani soruyu küçümsemiyorum ama zor sorular bile olsa arkadaşlar temel yorumlardan gidiyor. O yüzden pes etmezseniz sevinirim arkadaşlar. Ee, bir yere kadar böyle gerçekten sabrederek çok büyük bir net beklentisi olmadan sadece öğrenme odaklı arkadaşlar. Ee, giderseniz elbet istediğinizi elde edeceksiniz bir gün. Ee, ama zamanı uzun koymak lazım. Matematik gibi hemen çalıştım ertesi gün anladım yok. Sabır. Bir duvara yerden yüksekliklere aynı olacak biçimde güzel bir soru bakın. Bunu da bir durdurup yapmaya çalışın. Olacak biçimde x santim arayla 3 askı yerleştirilmiştir. Birinci askı, ikinci askı ve üçüncü askı şeklinde. Tamam. O zaman eşit aralık demiş değil mi? x santim arayla demiş daha doğrusu. Tamam burası da x'miş yani. E, bundan sonra yerden yükseklikleri aynıymış başlangıçta. Ali kısa kenarı 14 santim olan ve kısa kenarının 3 uç noktalarını birleştiren 50 santim uzunluğundaki birer ipe sahip. 50 santim uzunluğundaki birer ipe sahip. Sizin durdurduğunuzu ve varsa varsayıyorum. Ona göre yazacağım arkadaşlar. Bakın şimdi burası 25 santim. Burası da 25 santim. Geometri sorularında ee, böyle izleyerek arkadaşlar konu anlatımı değilse sakın. Konu anlatımından sonraki soru çözümlerini hep siz durdurmalısınız. Durdurduktan sonra yapamadığınızda benden izlemelisiniz. Yoksa hiçbir anlamı olmaz. Zaten bulmaca gibi ben bu soruyu çözünce çözümü kolay. 25-25 yaptık. Güzelliğinin de ne olduğunu anlamazsınız sorunun yoksa. 6-14. Ha, o zaman bakın. Başlangıçtaki yükseklik 6-18 santim. Yükseklik kaç santim arttı? 12 santim yukarı çıktı. Burada arkadaşlar 7, 24, 25 üçgeni var değil mi? İkiz kenarı olduğundan dengeli durması için sana soruda söylemesine gerek yok. Tabii ki bunlar birbirine eşit olacak. Böylece 7, 24, 25. Başlangıçtaki e, bu tepe noktasına olan uzaklığı 24 santimmiş. Biz bunu 12 santim yukarı kaydırınca bak yükseklik ne olacak? 24 eksi 12'den 12 olacak. Bu önemli bir noktaydı bizim için. Yine dengede durması için ikiz kenar yamuk. Burası da 12 santim olacak. Mantıktan da bağımsız değil tabi arkadaşlar sorular. Onları da görmek lazım. Sonra 14 dikdörtgenden dolayı yine 14. Burada çok hafif bir yani ikiz kenar yamuk bilgisi vereyim arkadaşlar. Çünkü dik üçgen konusunun içinde ama şeyi bilmek lazım. E, tahmin ediliyor ama yine de söyleyeyim. İkiz kenar yamuğun şu kenarları birbirine eşittir. Bu arada ikiz kenar yamuk bilmesen ne yapacaksın? Dengede durması için zaten bunların mecburen eşit uzunlukta olduğunu göreceksin. Yani özel bir ikiz kenar yamuk yorumu yapmaya gerek yokmuş. Bundan sonra artık ipin uzunluğu 50 santimdi ya. Ben şuraya A demek istiyorum. Buraya da A diyorum arkadaşlar. Buraya 18-A diyeceğim. Neden? Toplamda ipin uzunluğu 50 santim. 14 çıktı. Şöyle 36 kaldı. Buralardan bir de a çıktı. Bunlara 18 eksi a. 18 eksi a paylaştıracaksın ki hakikaten topla bak. Cevap burada cevap demeyeyim yani. İp 50 santim oluyor. Şöyle çizeyim bir daha buraya bakın. Şunu yaptık bunu yaptık. Böyle burası 14 santim oldu. Toplamda 36 santim. Bak a a düş 2 a düşmen lazım. 36 eksi 2 a. Bunlar eşit 18 eksi a. 18 eksi a oluyor. Böylece Burası zaten 12'ydi. Bak bir dik üçgen. 12 A 18 eksi A. Ne oldu arkadaşlar? 5 12 13 üçgeni. Burası 5 santim geldi. Şimdi bizden ne istiyordu bu? X'i istiyordu. Güzel. A'yı 5 bulduğumuza göre. Bu A'yı da 5 bulduğumuza göre. Artık ipin bu kısmının uzunluğu kaç? 14 artı 10'dan 24 santim. O zaten X'e eşit. Böylece bunun da cevabını bulmuş olduk.